Bismillahirrahmanirrahim. Kadınların kabristana gitmesi caiz midir? Öncelikle şunu bilelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk başlarda kabir ziyaretlerini yasaklamıştı. Hatta kadınların özellikle kabristana gitmesiyle alakalı bir takım yasak olan ifadelerde bulunmuştu. Ancak daha sonra Efendimiz ben bundan önce size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Bundan sonra kabirleri ziyaret edebilirsiniz diye umumi bir şekilde Müslümanlara izin verdi. Bu nedenle cumhur ulemaya göre de kadın olsun erkek olsun kabristanları ziyaret etmenin hiçbir sakıncası olmadığını açıkça ifade etmişlerdir. Çünkü kabristanlarda ölümü hatırlamak, ölümü düşünmek insanın ahirete dönük olarak bir muhasebe yapma imkanı olacağı için bu noktada bir yasağı sonradan kaldırması söz konusu olmuştur. Çünkü ilk başlarda insanlar daha yeni yeni İslam'la tanışıyorlar. Hani puta tapmak gibi bazı adetler var. Dolayısıyla kabirlere gidip oraları aynı Yahudilerde olduğu gibi bir hani mesela Yahudiler özellikle kabirleri mescit şey yaparlar. Kabirlerin olduğu yerleri mescit olarak addederler. İşte veya puta tapmak gibi bir hani mefkureden çıkılıyor. Dolayısıyla İslam yeni oluştuğu için Resulullah ilk başta durdurdu. Hayır gitmeyin dedi. Yasak koydu. Sonradan umumi bir şekilde kadın olsun erkek olsun herkese bu izni verdi. Mesela bazıları şunu diyebiliyor. Ya Resulullah kadınların kabristana girmesiyle alakalı özel yasaklar koymuştur. Doğru. Resulullah bunu koymuştur. Ama sonradan bunun kaldırıldığına dair umumi bir izin vermiştir. Ve bu şekilde kabirlere gidilmesine müsaade etmiştir. Peki, hayızlı olan bir kadının, hocam kabristana gitmesinde bir sakınca var mıdır? Bakın, hayızlılar hakkında İslam, Kur'an okumaması, oruç tutmaması, namaz kılmaması, camiye girmemesi gibi bir takım hükümler koymuştur. Ama kabristana gitmemesine dönük hiçbir bu noktada bir yasaklılık söz konusu değildir. Yani kadın adetli de olsa, lohusa da olsa, işte nifas da olsa bu kadın adetliyken kabristana gitmesine hiçbir beis, hiçbir sakınca olmayacaktır. Sadece sıkıntı belki şu olabilir. Orada okuma yapamayacaktır, Kur'an okuyamayacaktır. Ama zaten önemli olan buradan Kur'an okuduğunuzda da zaten sevapları ölülerin ruhuna gidecektir. Orada illa da Kur'an okumak dolayısıyla bu bağlamda şart değil. Mesela önceden okursunuz yapacağınız hatimleri, işte sureleri. Gidip orada onların sevabını bağışlayabilirsiniz. Veya orada tesbih çekebilirsiniz, selam verebilirsiniz. Daha da ötesi tefekkür edebilirsiniz. Biz de öleceğiz, biz de buraya geleceğiz, biz de buraya konulacağız diye. Bu şekilde bir manada bulunulabilir. Bu nedenle hayızlı olan kadınların, cünüp olan erkeklerin kabristana gitmelerinde hiçbir sakınca olmayacaktır. Sadece Kur'an okumalarına dikkat etsinler. Bazen dalgınlıkta okunabilir. Buna düşmedikten sonra hiçbir beis yoktur. Ama burada şunu da hatırlatmak iyi olacak. Bazen şu sorulabiliyor. Hocam iddetliyken hani şey yapabilir miyim? Kabristana gidebilir miyim? Hayır. İddetli bir bayan evinden çıkamaz. Hocam benim eşim vefat etti. Eşim vefat etti. Ne bileyim dolayısıyla hani ben onun kabrine gidip ziyaret etmek istiyorum gibi durumlar olabiliyor. Hayır. Eşiniz de vefat etse iddetteyken babanız bile vefat etse, boşanma iddeti olduğunu düşünelim veya yine ölüm iddeti fark etmez. Kim ölürse ölsün bir bayanın iddet içerisinde dışarı çıkması caiz değildir.